Evvel zaman içinde, kalkmış zaman içinde, günlerden bir gün horoz ağacın yüksek bir dalına çıkmış. Onu gören tilki de ona yaklaşmış. Pop pop diye ses çıkarmış. Horoz da bunu duymuş ve bana mı sesleniyorsun? Tilki demiş. Tilki, evet sana sesleniyorum. Seninle arkadaş olmak istiyorum demiş. Horoz, sana inanmıyorum. Tilki de demiş ki, bana inanabilirsin. Seninle arkadaş olmak istiyorum demiş. Horoz demiş ki, sana inanmıyorum. Ben aşağı indiğim zaman sen de beni yiyeceksin demiş. Bana inanabilirsin demiş tilki. Ve horoz aşağı inmiş. Arkadaş olmuşlar. Ondan sonra bir gün bir böyle çiftliğe gelmişler. Çiftlikte dinlenmişler biraz. Sonra da gelen çoban. Çoban onları görünce çok şaşırmış. Üçü bir arada farklılıkları rağmen olsa da bunlar bir aradalar, çok şaşırmış. Akşam olmuş. Çobanla yatmış, koyunları da ıhırak atmış yatmış. Kalktığında bir de ne görsün? Bunlar yine üçü bir aradalar. Eğleniyorlar çok güzel. Çoban dayanamamış. Siz nasıl bu farklılığınıza rağmen çok mutlu oynuyorsunuz demiş. Tilki hemen atlamış. Demiş ki biz çünkü en yakın dostuz. Mesela atın sırtı kaşırsa hemen horoz gelir. Horoz gövdesiyle kaşır. Eğer horoz yorulursa at onu sırtında taşır. Ben de en kurnaz yollarla onlara yol bulurum. Biz en mutlu arkadaşlarız. Sonra şey yapmışlar. Çiftçiyi de yani çobanın aralarını almışlar. Çobanla da arkadaş olmuşlar. Sonra gökten üç elma düşmüş. Birincisi o arkadaşların kafasına. İkincisi bu anlatılan masala. Üçüncüsü tüm dostlara.